Ülkemizde yaklaşık olarak emekli sayısına baktığımızda 12 milyonun üzerinde emekli var. Hatta 12.997.719 kişi, yaklaşık 13 milyon diyebiliriz emekli. Şu anda emekli sayımız var ve emeklilerin büyük bir bölümü düşük maaşlar, düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda ve düşük emekli maaşının yanında da emeklilerin büyük bir bölümü çalışmakta. Şimdi koronavirüsü ortaya çıkınca tabii normal çalışanlar, emekli olup çalışanlar şu anda işine gidemiyorlar ve geçimini de sağlamaları lazım. Bugün emeklilerin ortalama maaşı yaklaşık 1600 lira, 1700 lira emekli maaşı ortalaması vardı. Emekliler 1600 lira, 1700, 1800 lira maaş ortalamasıyla geçinemezler. Ve büyük bir kısmı da emeklilerin zaten daha da düşük maaş alıyor. 1200 lira alan var, 1300 lira, 1400 lira alanlar var. En düşük emekli maaşı 2018 Kasım ayında yapılan bir düzenleme ile beraber 1000 liraya yükseltilmişti. Yani 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktu. Şimdi yapılan düzenleme ile beraber en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Bu 1500 lira olması tüm emeklilere aynı oranda bir intibak, yani yenileme ya da tüm emeklilere bir zam yapılması anlamına gelmiyor. Emekli maaşı 1500 liraya kadar olanlara 1 lirayla 500 lira arasında zam yapıldı. Yani 1499 lira alan birisinin maaşı 1500 lira oldu. 1000 lira alanında 1500 lira oldu. 1500 lira alan 1500 lirada kaldı. 1550 lira alan 1550 lirada kaldı. Yani diğer emekli maaşlarını etkileyecek bir uygulama değil bu. Maalesef değil. Tüm emekliler aslında bir intibak beklentisi vardı. Hatta biz hep şunu söylüyorduk. Düşük emekli maaşlarıyla beraber emekliler çalışma hayatında, hatta emeklilerin maaşlarını intibakla en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilsin ve emekliler çalışma hayatından çıksın da diye bizim de uyarılarımız vardı. Ancak böyle olmadı. Sadece emekli maaşı en düşük 1500 lira oldu. Yani 1500 liraya kadar, 1500 liranın altında maaş alanların 1500 liraya tamamlanacak. Evet. Şimdi tabii emekliler için çok zor bir dönem. En çok da onlar için zor bir dönem. Çünkü dediğiniz gibi çalışan emekliler var ama bu koronavirüsünden de en çok belli bir yaş üzeri etkileniyor ve etkilenecek. Dolayısıyla emekliler de bu sınıfa giriyorlar. Biz Emeklilik TV olarak bu paket açıklanmadan öncesinde çok fazla yayın yaptık. Hani erken ikramiyeler verilsin, işte emekliye ekzam yapılsın diye. Sonuçta böyle bir paket çıktı ama şu an itibariyle de yeniden bir düzenleme yapılabilir mi acaba? Tüm emekli maaşları için ekzam yapılabilir mi? Yapılabilir. Şimdi kimin maaşını ne kadar oranda etkiledi diye sayılarla biz konuşursak, yaklaşık dedik ya 13 milyon emekli maaşı alan kişi var Türkiye'de. Toplam emekli maaşı, yani kendisinin emekliliğiyle emekli olup ve emekli maaşı alan 8.968.462 kişi var, ancak dul yetim maaşı hak sahibi olarak da maaş alanlarla beraber 12.977.000, yani 13 milyon kişi toplamda emekli maaşı alıyor. 1500 liranın altında emekli maaşı alanların sayısı yaklaşık 2 milyon 200 bindi. Biraz yüksek sesle rica edeceğim Özgür Bey. Toplamda 2 milyon 200 bin kişinin maaşı 1500 liranın altındaydı. 1000 lira emekli maaşı alan kişi sayısına biz baktığımızda yaklaşık 220 bin kişi 1000 lira maaş alıyordu. Ama toplamda da 2 milyon 200 bin kişi 1500 liranın altında maaşla geçiniyordu. Yani bu düzenlemeyle beraber yaklaşık 13 milyon emeklinin 2 milyon 200 binin de maaşında bir iyileştirme olacak. Evet. Bunun bir de maliyeti var tabii. Bu maliyete de bakmamız lazım. 1 TL ile 500 TL arasında artışın bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yaklaşık olarak aylık 650 milyon lira gibi bir maliyeti olacak. Toplamda maliyeti ise 7 milyar 800 milyon lira olacak. Toplamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her ay emekliye 24 milyar 884 milyon lira maaş ödeniyor. Evet. Yani bir yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emeklilere ödediği maaş 298 milyar 614 milyon 722 bin lira idi. Şimdi yıllık bazda baktığımızda 7 milyarlık bir artış, aylık bazda 650 milyon liralık bir artış olacak. Bunun
tüm emeklilere ödenen aylık maaşın üzerine %2.6 gibi bir artış söz konusu. Yani bütçeyi aman aman etkileyecek bir durumda söz konusu değil. Ama ortada şöyle bir 100 milyarlık bir bütçe var aslında. O 100 milyarlık bütçe o zaman bu kadarsa emekliye ayrılan neye harcandı? Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki konaklama vergisi alınmayacak. İşte paketteki maddelerden bir tanesiydi. Evet. Zaten hani turizm şu anda mümkün değil olması. Yani bu 100 milyarlık bütçede ne vardı açıkladığı Cumhurbaşkanı'nın? Aslında bu 100 milyarlık bütçeyi direkt olarak vatandaşlara, yoksullara, gıda ve diğer takviyelerle ilgili açıklanan rakam 2 milyar. Hı hı. Onun dışındaki kalan 98 milyarın biz ne olduğunu bilmiyoruz. İşte emeklilere ödenecek paranın yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar 800 milyon lira. Diğerinin neler olacağını tam olarak açıklama yapılmadığı için biz de bilmiyoruz. İlerleyen dönemlerde kapsamlı açıklama yapıldığında ya da Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından kapsamlı olarak bir genelge yayınlanır ve bu genelgeyle ya da kanun hükmünde kararnameyle beraber elimize de bir döküman ulaşırsa biz de nerelere ne kadar para harcanacağını net bir şekilde ifade edebiliriz ama işverenlere yönelik bazı maddeler vardı. Şimdi maddelere şöyle bir isterseniz bakalım. Maddelerde aslında vatandaşın beklentisi neydi? Şöyle bir beklenti vardı. Temizlik ve hijyen ürünlerinde bir KDV indirimi bekleniyordu. Gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV indirimi bekleniyordu. Elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin en az 3 ay ötelenmesi bekleniyordu. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı, kaç hastanemizde kaç yoğun bakım ünitesi var, yatak sayımız kaçtır, bunu ne kadar iyileştireceğiz? Bunlarla ilgili bir açıklama bekleniyordu. Bu böyle bir beklenti karşılık bulmadı. Daha çok diğer dünya ülkelerinde yapılan açıklamalar gibi siz sağlığınızı düşünün. Hiç kimse aç kalmayacak, işsiz kalmayacak. Biz işçinin yanında olacağız, işverenin yanında olacağız gibi açıklamalar da gelmedi. Daha çok vergi beyannamelerinin süresinde verilecek ama ödemesinin ötelenmesi söz konusu oldu. Aslında bu da tüm beyannamelerin, tüm vergilerin ve beyannamelerin ötelenmesi bekleniyordu ama şimdi beyanname verilecek ama ödeme ötelenecek ve tüm sektörde de değil. Şimdi onlarla ilgili de bilgi vereceğim size. Lütfen. Vatandaşlar haliyle kredi kartları, krediler, kredi ödemeleri bunların ötelenmesini istiyordu ama bununla ilgili de çok sağlıklı bir açıklama yapılmadı. Sadece Halkbank'tan esnaf kredi çekmişse esnaf kefalet aracılığıyla Halkbank'a ödeyecekleri kredilerde ödemede öteleme oldu ama diğerlerinde bir öteleme söz konusu olmadı. Şimdi şöyle baktığımızda parakende, AVM, demir çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek, içecek, tekstil, konfeksiyon ve etkinlik organizasyon sektörleri için beyanname verme süresi aynen devam edecek. Yine beyannameler verilecek ama ödemeler 6 ay ötelenecek. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerini biz 6 ay öteleyeceğiz diye ama Nisan ayının beyannamesinin ödemesi Mayıs ayında olur. Yani bu sektörlerde de öteleme işlemi Mart ayındaki ödemelerini yapacaklar, Nisan ayındaki ödemelerini yapacaklar, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında ödeyecekleri rakamlar beyanname karşılığındaki vergileri 6 ay süreyle ötelenecek. Ama bu sektörler dışında kalan tüm sektörler aynen beyannamelerini verecek, ödemelerini yapacak. Bunlarda bir süre uzatımı olmadı. Yani bu önemli bir durumdur aslında. Evet, çok önemli. Aslında hani bu durumda Cumhurbaşkanı'nın bütün paketi incelediğimizde 19 maddeydi. İncelediğimizde aslında gerçekten de hani çok da Türkiye'yi, vatandaşı rahatlatacak herhangi bir şey çıkmadı, bir sonuç çıkmadı şimdi, gibi görünüyor. Şebnem Hanım, yaklaşık olarak 100 bin mali müşavir var. Bunların yanında çalışanlarla yaklaşık 500 bin muhasebeci var. Yani muhasebeciler çalışacak, beyanname verecek. İşte biz de ofisimizdeyiz. Bizim de tek elimizdeki silahımızda kendimizi koruyacağımız kolonyalar. Ben şimdi size göstereyim onu. Biz de elimizde kolonyalar, ofisimizde çalışıyoruz. Yani bütün muhasebeciler, mali müşavirler çalışacak, beyannameleri hazırlayacak. Bazı sektörler için ödeme süresi uzatılacak ama diğer sektörlerdeki herkes
için hem beyanname verilecek hem de ödemeler de yapılacak. Yani bugün baktığımızda sokağa çıkmayın, çok kişiyle iletişim içinde olmayın deniliyor ama işte bir muhasebe mesleğini yapan kişiler olarak bizler çalışmak zorundayız. Beyannameleri süresi içinde vermezsek cezayla karşı karşıya kalacağız. Vatandaşın beklediği bu kredi ve kredi kartları çok önemliydi. Çünkü emekli maaşı tamam 1500 liraya tamamlandı ama bugün diyelim ki 1700 lira emekli maaşıyla İstanbul'da geçinen bir emekli evi de kiraysa ek bir işi vardı. O ek işinden de bir miktar para kazanarak kirasını ve diğer harcamalarını yapabiliyordu. Şimdi çalışamayacak. Sadece 1700 lirayla geçimini sağlamak zorunda kalacak. Bunun dışında bir de işini kaybeden var. Birçok sektör şu anda kapandı ya. Bu sektörde çalışanların durumu ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kısa süreli çalışma ödeneğinden yararlanacaklar ve biz bunların şartlarını daha da iyileştireceğiz. Kısa süreli çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? Son 3 yıldır çalışma prim gün sayısı son 3 yılda en az 600 gün olan son 120 günde de bir işverene bağlı olarak çalışanlar en az 1752 lira kısa çalışma ödeneği alabilirler. Ama evet, bu şartların da iyileştirilmesi lazım. Yani en az 4 ay önce işe başlaması gerekiyor. 3 ay önce başladıysa, 2 ay önce başladıysa son 3 yılda da 600 gün olsa dahi kısa çalışma ödeneği de alamayacak. Bugün işini kaybetmiş, evine ekmek götürmesi gereken kişiler ceplerinde de parası yoksa zaten Türkiye'de şu da bir gerçek biliyoruz. 31 Aralık 2019 itibariyle Türkiye'de 26 milyon icralık dosya vardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları bu koronavirüsüne çok hazırlıksız yakalandı. Vatandaşın cebinde para yok, çok fazla borcu var, kredi kartı borcu var. Para kazanması gerekiyor ve günlük kurtaran zaten bir çalışma sistemi vardı. 2324 lira asgari ücreti alacak. Giderlerini karşıladıktan sonra ay sonuna doğru cebinde 20 lira 30 lirayla zaten ay sonunu bekliyor. Evet. Şimdi bu durumda olan kişiler hiç işine gitmiyorlar. İşine gitmediği için